Evet, Salacantepe yokuşun başındayız. Mustafa Ağa Çeşmesi'ymiş Salacak. Burada bakın ne yazıyor, okuyun bakalım. Ayşe'nin Hazil kitabesinde ne yazıyor? Hemen resmini çekin. Çok şirin bir çeşme. Bayağı da büyük. Aşağısı Salacak'a giden yokuş. Oraya henüz daha gidemeyeceğiz. Böyle. Bakın. Çeşmenin ön yüzü. Yanda da bir tane ufak bölümü var. Burada ne yazıyormuş? Okuyayım bakayım. Her şey sudan yaratılmış, değil mi? Ve minel mağa iyi diyor. Bakın burada da bir yalak koymuş. Ne şirin bir şey. Duvarına da yine bir ufak çeşme koymuş. Ecdat. Yine aynı ayet. Ve minel mai küllü şeyin hay. Her canlıyı, her diri olan şeyi sudan yarattık. Şimdi biz öğreniyoruz ki bilim ilerledikten sonra hayatın önce suda başladığı, yeryüzü atmosfer ayarlandıktan sonra karaya geçiş oldu. Şimdi Ayazma'ya doğru gideceğiz çünkü burada bir başka güzellik var. Şey bostanı. Buraya İmrahor'a geldik. İmrahor bostanı. O karşıdaki güzel yeşilliği görüyorsanız bostanın kapısını görüyorsunuz demektir. Ben de kapatmayayım artık. Aç kapı, aç kapı. Bakalım ne olacak. Tabii hem yürü hem konuş hem çek hem acemilik bu kadar olumsuzlukla bu kadar. Ay, biraz da böyle göstereyim. O İmrahor Bostanı önceden odunluktu bizim zamanımızda. Bizim zamanımızda derken 70'leri kastediyorum. Çünkü ben Ayazma İlkokulu'nda okudum. İlkokulumu da göstereceğim. Tarihi bir okul. Tabii şimdi adını Milli Eğitim Şemsipaşa diye değiştirmiş. Okulun kitabesinde Ayazma yazıyor. Semt Ayazma, kitabe Ayazma. Milli Eğitim Şemsipaşa yapmış yani. Enteresan işler var işte bizde. Evet, burası da İmrahor Camii. Ama bostana kilit vurmuşlar. Normalde bostan açık oluyordu. Niye kapatmışlar ki? Bak, kocaman kilit var. Normalde bu bostan açık. Şöyle arklar var. İnsanlar herhalde onu tutup şey yapıyorlar. Suluyorlar falan. Biberler de boyunlarını bükmüş. Şu karşıki incirin arkasında olan evde Şevket amcalar oturuyordu. Biz de Şevket amcalara gider gelirdik. Çocukluk arkadaşımız. Burada İmrahor Camii de çok eskidir. Hazire de var tabi. Yani İmrahor Camii'nin ortasından geçen yoldan dolayı Hazire de bu tarafta kalmış. Bu yol açılırken caminin haziresi yanmış tabi. Burada bir sürü şey yatar var. Çok da güzel mezar taşları var. Ama kapalı olduğu için giremedik. Caminin adı neymiş? Buraya kadar gelmişken bakalım adını. Ben İmrahor dedim ama. Ha, İmrahor'muş. İyi, güzel. Semtli müsemma bir cami. Şu şeyi çok hoş, çınarı. Her daim yeşil. Ama yine bu saatte kimse yok. Sadece ben varım. Niye?
Ben güneşi çok seven insanım. Benden başka kimse güneşi sevmediği için yanımda kimse yok. Herkes güneşten kaçıyor. Ben güneşe hasret değilim de güneş de anca geldi yani. Burada da bir şey çeşmenin, caminin çeşmesi. Burayı da size göstereyim. Bakın. Hazreti Sultan Ahmet Han Gerun. Ya buradaki şey çok büyük. Onu siz çekin okuyun bana gönderin. Ben okuyamayacağım bu kadar şimdi. Zaten burada da bir çınar var. Kocaman. Yani çınarları, çeşmeleri. Şey karşıda da bir çeşme var. Esas onu da gösterecektim. Yani camide çeşme. Karşıda çeşme. Aşağıda çeşme. Bu çeşmenin özelliği de iki tarafı da şey. Burası ön yüzü. Bakın. Böyle büyük hali. Böyle. Artık güneş parlıyor. Göremiyorum. Burası Sıbyan Mektebi'ymiş. 70'lerde halk eviydi. Bizim işte okulda okuduğum senelerde. Burada hep folklor oynarlardı. Bugün Divan Edebiyatı Vakfı'na verilmiş. İsabet olmuş. Güzel bir şey. Güzel bir yer. Onlar da orayı yapmışlar. Bu çeşmenin arkası da çeşme. Burası tabii biraz bakımsız ve çirkin ama en azından yine de kalabalıkta iş gören bir çeşme yani. Arkası da iş görüyor. Önemli olan işlevsellik. Her tarafı kullanıyor işte. Her şeyden yararlanmış. Evet, şimdi de o Hazire'ye giremeyeceğiz. Çünkü bostan kapalı ama size şöyle tepeden göstereyim. İmrahor Camii'nin yanındaki İmrahor Camii burada kaldı. Tam karşısında böyle geldiğiniz zaman Hazire'yi ve güllerini görüyorsunuz. Onun hemen ucuna da önceden odunluktu. Tabii ki odun satıyorlar. İnsan oradan odun alıyordu. Çekim bir şeydi. Şimdi bostan yapmışlar. Çok da güzel olmuş. Üsküdar Belediyesi'ne de teşekkür ediyoruz. Yani her zaman da eleştirmiyoruz. Hakkı da veriyoruz. Şimdi biraz aşağıda şey var. Ressam Ali Rıza Efendi'nin evi. Orayı göstereceğim.